Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere yeni rank kasma yerleri göstereceğim. İsterseniz hadi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce aşağıdan bir tanecik beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak da daha fazla bu türde rank kasma videoları olsun, diğer videolarım olsun faydalanabilirsiniz. Şimdi sizlere hemen oyuna yönlendiriyorum ve sizlere güzel 3-4 tane rank kasmalık yerler önerdim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum ve ben kaçıyorum. Devamı videoda. Görüşürük. Ve paraşütümüzü açtık. Bakalım aşağı indiğimizde inşallah düşman olmaz. Bakıyorum şöyle de. Eşli modda girdim. Tekli de girsem şimdi benim rankım yüksek. Ölürsek falan -50 yerim diye bilerekten böyle girdim. Şuradan şu M16'yı alıyorum hemen. Akrebi de alayım gitsin. Şuradan ilk önce bir kendimi koruma amaçlı bir silah çekeyim. Ondan sonra da taktiğimizi göstereceğim. Göstereceğim taktik sizlere farmda işe yarıyor. Bundan ayrıyette Polya'nın oradaki köprüde de sizlere bir tanecik taktik göstereceğim. Bu taktiklerin amacı ise son alanda 40 kişi 30 kişi falan kaldığı için mobilde hani acayip işiniz zor oluyor. Nereye gittiğinizi bilemezsin. Dedim belki bu taktikleri kullanırsınız diye sizlere göstereceğim. Buradan buraya çıkılmıyormuş. Okey. Bunu da öğrendim. Farma gelen de olabilir bu arada. Çünkü rankçılar yılanlayıp arka tarafta yatıyor da olabilir. Pek de güvenmiyorum onlara. Ama yine de biz şansımızı şans bırakmayalım. M16'm var. SKS'm var. Bunlar bana yeter. Şimdi taktiğimize hemen hızlı bir şekilde geçelim. Buradan şu önümde görmüş olduğunuz demirler var. Demirler. Demizler nedir ya? Demirler var burada. Buraya geliyoruz. Demirlere geldikten sonra buradan şöyle şuraya zıplıyorsunuz efendim. Oraya zıpladıktan sonra da şurada bir tanecik demir var. Şu azıcık geriden zıpla zıpla yapıyoruz. Çift zıpla yapıyoruz. Tırmanma özelliğini kullanıyor. Oradan şunun üstte zıplamanız gerekiyor. Hani şurada bir tane beyaz demir var ya, ona çıkmamız gerekiyor. Şuradan şöyle şu demirin üstte çıkıyorum. Buradan buraya zıplıyorum ve mesela diyelim yüksek bir yere ihtiyacınız var. Burayı da kullanabilirsiniz kafanıza göre ama bizi ilgilendiren kısmı rank kısmı taktiği. Şuradan şunun içine giriyoruz ve yatıyoruz abi. Demiş olduğum gibi bunlardan haritanın bayağı bir yerinde var. Hani diğerleri de keşfetmek sizin elinizde. Ben yine elimden keşfettiğince sizlere de paylaşırım. Mesela buna girip rank kasabiliriz abi. Diyelim bot geliyor. Ya şöyle vurursun. Örnek veriyorum. Sonra yat abi. Adam geliyor mu bak. Çok kolay. Şuradan şöyle istediğiniz adamı vurun. Ya mesela şöyle eğildiğinizde hiçbir düşman sizi görmez. Örnek veriyorum. Şurada adam geliyor. Çık. Bitti. Olay bu kadar. Ya bence güzel bir pusu taktiği ve güzel bir rank kasma taktiği. Çıkması zaten acayip kolay. Şimdi diğer taktiğimize geçelim. Oraya gittiğimizde görüşürüz. Ve şansıma ki araç yok. Aha da Toros buldum. Bu arada bir kastı. İnşallah adam falan gelmiyordur. Çünkü kademe kartını lobideyken devre dışı bıraktım diye hatırlıyordum. Fakat adamları gördüm. Olay ben size şöyle anlatayım. Mesela bu alanda 30-40 kişi kalmış. Çimenler, yılan, ondan sonra kulübe dolu, mantar dolu falan filan. Ama alana girmeniz gerekiyor. Ne yapacaksınız? Hemen şöyle buradan araçla uçuyorsunuz, tamam mı? Millet diyor ki bu adam denize uçtu, boş vereyim falan filan 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 diyorlar, tamam mı? Ondan sonra burada kocaman bir çimen var abi. Bak bir adam hile değilse sizi gelip burada bulması imkansız ötesi ve ben bunu hani rank maçlarında kullanıyorum son alanda. Mesela bugün J7'de rank kasarken yine kullandım. İlk 15'e kadar girdim. Bak mesela biri geldi. Ha bot geldi. Ya botlar tabii ki de sizi bulabilir bu arada. Onlardan kaçışınız yok. Adamlar direkt röntgen kullanıp geliyor. Yani taktiğimiz bu şekilde. Bunu da kullanmak isterseniz diye sizlerle paylaştım. Bir de şurada bir köprü daha var. O taktikte de hani bilmeyenlere göstermek amaçlı bir tane taktik göstereceğim. Mesela alanın ortasında yine gidecek bir yeriniz yoksa bu köprünün altı genelde boş oluyor. Eğer ki doluysa bilin ki içinde Türk vardır abi. Genelde biz pusuyoruz bunların içine ama başkaları pusuyorsa bilmiyorum. Mesela buradan geliyorsun abi, geliyorsun 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 atlıyorsun. Ve şurada bir tanecik delik var abi. Bunun içine giriyorsun, tamam mı? Burada seni kimse bulamıyor. Ya da mesela diyelim oradan şüphelendin abi. Geliyorsun bak tam şunun altına yatıyorsun bak. Bak mis gibi taktik. Ben çok fazla adam vurdum burada. Mesela adamlar köprünün altından geçmeyi istiyor. Bazen şu deliğe bakanlar oluyor ama hiçbir adam da gelip bu sol yukarıya bakmıyor. Mesela bu kısmı da sizlere öneririm diyorum. Hani inşallah ki bu taktikleri kullanarak Fatih olursunuz. Ben bugün Taç 3 olacağım inşallah bu şeyden sonra. Bakalım deneyeceğim. Videodan sonra Taç 3'e doğru çıkmaya çalışacağım. 35 puanım kaldı. Taç 2'yi zorlar mıyım bugün sanmıyorum. Yani yarın yayında kasarız onu da. Öyle falan. Yani bu taktikleri kullanmak isterseniz diye sizlerle paylaşıyorum.
Peki bu kadarla bitti mi? Hayır. Mesela diyelim Rozok'tan karşıya geçeceksiniz abi. Baktınız ki alan karşıda bitiyor. Kill almak odaklı oynamanız ya gerekiyor bazen. Ya mesela kill almanız gerekiyor, tamam mı? Diyorsunuz ki abi ben kill alacağım. Bu düşmanlar gelsin beni bulamasın falan filan ayağına. Mesela sizlere şöyle bir örnek vereyim ben. Örnek veriyorum, alan Rozok değil de mesela bu alan terste düşünün. Millet diyecek ki işte şu Rozok'un denizinden buraya gelmeye çalışacak falan filan. Bir tanecik aracınız var. Şurada acayip güzel bir ev var. Mesela bunu kapatın. Ben çok fazla kapatıyorum bunu yayında. Ve biri buraya girmiş mi, bot mu girmiş bilmiyorum. Artık Toros da kapanmıyor da siz kapatmış gibi yapın. Jeep'i gelin koyun abi buraya, kapatın, tamam mı? Bak şurada acayip güzel bir manzara var. Bak denizin içindeki adamlar render atıyor bu arada, haberiniz olsun. Artık deniz bayağı bir şey. Buraya gel abi pus, tamam mı? Aşağıyı da kapat şurayı. Buradan acayip güzel kill alabilirsiniz. Bak şöyle vur, böyle vur. Bitti. Ve yılanlarken şu sarı çimenlerle yeşil çimenlere yatın. Diğer çimenlerde acayip belli oluyorsunuz. Sizlere bir tavsiye edeyim. Buraya bomba atarlarsa da şöyle işte bu merdivenin buraya gelin. Buraya gelin. Olur da kapı kırıksa da artık sizin yapacağınız bir şey. Buraya da şansıma iki tane benzin bidonu koymuşlar. Yani yatacak bir yer bulursunuz bombadan kaçacak bir yer, ama balkona falan pek yatmanızı tavsiye etmem ben. Balkonda genelde yatanlar ölüyor. Yani bugünkü rank kasma taktiklerinden de benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince yeni rank kasma yerleri arayanlara bu videoyu çekeyim dedim. Birazcık bunlarla siz idare edin. Eğer olur da yeni şeyler bulursam onları da sizlerle paylaşırım. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Ve hala takip etmediysen bir takip edersin diye düşünüyorum. Mesela bak burada sarı çimen var abi. Buna yat. Bak bunda belli olmazsın bak. Sen bile göremezsin ama yeşile yattığında bak abi. Yarısı dışarıda. Olay bu yani. Sarı çimenlere yatın. Mesela diyelim ki çimenlerde zorun durumda kaldınız. Önünüzde adam var, şu şekilde yatın. Arkanız zaten çimen oluyor, örnek vereyim. Gözükmezsiniz. Adam buradaki sizi göremez ama siz böyle sıkıp onu da alabilirsiniz. Güzel yılanlama taktikleri. Ben yılanlıyorum mesela. Ve bu videolukta benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Diğer PUBG Mobile rank kasma videolarında, diğer PUBG Mobile videolarımda görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.